Vegan diyetler son dönemlerde oldukça popüler. Peki vegan diyet nedir, nasıl uygulanır sizler için öğrendim. Vegan diyeti genelde hayvansal gıdalar tüketmeyenler tarafından tercih edilse de sağlıklı yaşam ve kilo vermek isteyenlerin de alternatif bir yolu olabilir. Yanımda diyetisyen Kevser Başkara var. Kendisinden vegana dair tüm detayları öğreneceğiz. Çokça duyuyoruz vegan, vegan. Vegan nedir? Başta bunu anlatır mısınız bize? 1940'lı yıllarda Watson tarafından tanımlanan bir kelime. Hiçbir hayvansal içeriğin insan yaşamında kullanılmaması aslında. Bu gıda olabilir, giyim olabilir, kozmetik olabilir, sporlar olabilir. Bütün alanlarda hayvan kullanımını reddediyor vegan kişiler. Vegan olmaya nasıl karar veriyor genelde insanlar? Hani bir gün uyanıyorlar, ben vegan olacağım mı yoksa bilinçaltı mı eskiye dair? Nasıl gerçekleşiyor? Bardağı taşıran son damla oluyor, ben veganım artık demek. Bir sürü içeriğin birleşmesi, işte okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz videolar, tanıştığımız insanlar, kafa yormalarımız bizi buraya götürüyor. O halde bu kadar yani et tüketmiyoruz, balık bile dahil, veganlar proteinlerini nasıl karşılıyorlar? Proteini en fazla insan hayatında kullandığımız dönem büyüme ve gelişme dönemi. Biz büyüme ve gelişme döneminde yani 0-2 yaş arasında dahi günlük en fazla 15 gram protein tüketiyoruz. Vegan ürünler nelerdir? Proteini karşılayabileceğimiz vegan. Şimdi masada da görebilir miyiz? Çok özür dilerim. Benim hazırladığım bir görsel var. Bu görsel bizim ihtiyacımız olan bütün besin elementlerini içeriyor. Tabii en başta güneş. Buraya güneşi de çizmeliydik. Çünkü güneş ışınlarını alan yeşil yapraklı sebzeler besin üretirler. Bütün canlılık alemi o besini kullanır. Örneğin şöyle gösterecek olursak proteini sordunuz ya. Böyle bir su bardağı kadar kuru fasulyenin içerisinde 15 gram protein var. Protein vücudun ihtiyacı olan kadarı şu şekilde hesaplanıyor. Vücut ağırlığımız çarpı 0.8, örneğin ben 50 kiloyum. 50 çarpı 0.8 çıkan sonuç 40, hadi 45 diyelim, yuvarlak hesap olsun, 3'e bölünsün. 45'i 3'e böldüm çünkü 3 öğün besleniyorum. 3'e bölünce 15 çıktı. 15 gram proteine benim bir öğünde ihtiyacım var. Benim vegan olmadan öncekine göre protein değerlerim daha yüksek ve daha sağlıklıyım. Öncekine göre hasta olma oranım çok düştü. Benim önceden bağışıklığım çok düşüktü. Ama tabii böyle güzel beslenince sonuçlarını da alıyorsunuz. Genç renk, bütün renklerin içerisinde farklı antioksidanlar var. Mesela kuru soğan, mor soğan yani. Mor olduğu için içerisindeki antioksidan örneğin turuncuda yok. Proteini çok zengin bir tabak hazırlayabilir misiniz bize? Tabii hazırlarız ancak şunu belirtmek istiyorum. Sadece veganlar böyle beslenmiyor. Kalp damar hastaları damarları açılsın diye böyle besleniyorlar. Şeker hastaları kan şekerleri düzelsin diye. Ben ortalama bir tabak nasıl oluşturulur onunla ilgili bir kombin yapacağım. Menümüz diyelim. Evet, hayvansal içerikler gerçekten şu anda çok zararlı. Yani dünyadaki antibiyotiğin yarısından fazlası hayvanlar için kullanılıyor ve iklim meselesi için de bitkisel beslenmeye geçmemiz gerekiyor. Şimdi bulgurumuzu koyduk. Bunun içerisinde 5 gram şöyle protein yardımcı var. Olabilir. Tabii bu değişebilir. Bunun yarısını da tüketebilirsiniz. Önemli değil. 5 gram protein var. Bir su bardağı kadar haşlanmış buğdayda. Bir su bardağı kadar da kuru fasulye, onun içerisinde 15 gram var. 3 tane ceviz koyduk, 3 gram protein var. Yani şu anda hiçbir şey yapmayın, sebze bile koymayın. Bunun içerisinde şu anda 23 gram protein var bu tabağın içerisinde.
Kevser Hanım'la birlikte çok güzel bir buğday sütü yapacağız. Fakat yapımına geçmeden önce sizden yararlarını öğrenebilir miyim? Buğday sütünün faydaları neler? Aslında sadece buğday sütü değil, badem sütü, kenevir sütü, ceviz sütü dahi yapabilirsiniz. Sizin bütçeniz, zevkiniz neye el veriyorsa o şekilde yapmanız gerekiyor. Ya da hangisinin tadı hoşunuza gidiyor tabii. Hangisinin tadı? Ben mesela fındık sütünü çok fazla sevmiyorum. Biraz badem ağır sütü geliyor değil mi? Evet, badem sütü daha tatlı, daha içilebilir kıvamda oluyor. Buğday sütü de öyle, benim sevdiğim sütlerden birisi. Evet, şimdi biz hemen buğday sütünü yapalım bence de. Buradan da gördükten sonra. Ve günlük yapmak gerekiyor. Bunlar çünkü çok dayanmıyor doğal olduğu için. Bir su bardağı su buğday kattım. Şimdi suyumdan da 2 su bardağı katalım. Biraz daha yoğun olsun istiyorum. Şimdi karıştırdık buğday sütümüz, müslimiz, suyumuz karıştı. Tercihinize bağlı, zamanınız varsa daha çok karıştırırsınız. Bunu bir ince bir süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Az ya da çok karıştırmanın bir farkı var mı? Ya tabii, daha çok karıştırırsanız ve bunu ıslatırsanız birkaç saat önceden, 2 saat önceden ıslattığınız zaman daha yoğun bir sıvı elde edersiniz. Evet. Ellerinize sağlık. Gerçekten afiyet çok olsun. Güzel olmuş. Kevser Hanım'dan vegana dair bütün her şeyi öğrendik. Çok güzel bir buğday sütü yaptık. Başka bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.